Arkadaşlar merhaba, bu gördüğünüz Waldmeister, Almancası, Türkçe orman ipliği deniyor. Yoğurt otu gillerden. Şuradaki akrabasıyla beraber yan yana gösterme imkanımız olacak. Bu normal orman yoğurt otu. Şöyle gösterebilirsek. Gösteremedik, yere koyalım. Şöyle yapalım, fokuslasın. Bu normal yoğurt otu, yapışkan otu da diyorlar. Bak görüyor musun, elim yapışıyor. Şöyle baktığınız zaman ele çok çabuk yapışır. Bu normali. Bu da akrabası. Çok da kıymetli bir bitki. Aynı yöntemden. Çok da çok şifalı. Bunu Almanlar ormanın ustası diyorlar. Şöyle koyalım. Yanına da normal yoğurt otunu koyalım. Güzel bir örnek seçeyim buradan. Çiçek açmak üzere. Çiçek açtı mı artık yenmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Çiçek açtı mı olmaz. Çiçek açmadan önce toplanması lazım. Aynı diğer yoğurt otları gibi yukarı doğru gövde gidiyor. 8 centekli olur genelde. 8 yapraklı. Yukarıda böyle bir çiçeği vardır beyaz. Evet, normal iki akrabayı yan yana koyalım. Görün diye yapıyorum. Üstten bakalım. Şu şekil. Biri orman iplikçi. Diğeri yoğurt otu. Yani yapışkan otu. İkisi de yoğurt otu da. Hatta bunun bir türü daha var. Onu da bulursam onu da göstereceğim. Çayır orman otu var ama burada çayır yoğurt otu. O buralarda yok. Buralarda denk gelmiyor. İkisini şöyle gösterirsek, şöyle koyalım elimize. Farkını net bir şekilde ortaya koyalım. Bu sakinleştirici olarak sinir sistemi, aynı zamanda safra, böbrekteki böbreği temizliyor. Safra taşları için kullanılıyor. Bu daha önce yapmıştım şeyi, yoğurt otunu. Bu ise safra temizleyici olarak kullanılıyor. Şöyle orman görüntüsünü üstten göstereyim. Şu şekildir. Tam çiçek açmış halini bulamadık da. Açmaya başlarken şöyle olacak. Şurada bir tane örneği var. Herhalde şunlar tam açmamışlar da. Safra taşı tedavisinde kullanılıyor arkadaşlar. Safra taşlarını düşürüyor. Tabi ama orman iplikçi diye geçiyor. Normal yoğurt otuyla aynı akraba. O da çok şifalı. Ama bunu safra için, böbrek taşları için de aynı zamanda kullanılıyor. Çiçek açana kadar bunu kullanabilirsiniz. Çiğ yenilebilen, çay yapılabilen. Ha, burada güzel bir örnek var. Büyük olur bu normalinden. Bayağı bir büyük olur. Normal şeye bakalım. Şimdi tekrar göstereceğim. Şimdi şurada vardı bizim. Şuraya koyuyorum bunu. Evet, öbür yoğurt otuna bakalım. Ha, burada iriymiş bu da. Şunu da göstereceğim. O da normal. Şimdi şunun yapısına bakın. Büyük denk geldi burada. Bu yapışkan. Bunlar bunlar da sap olarak daha bir yeşil. Kırganlığı biraz daha zor ama yoğurt otunun, yapışkan otunun biraz daha kolay. Hemen tahriş olur. Bunlar görüntü olarak çok benziyorlar ama bunun alttaki yaprağı çok büyük. Ondan sonra küçük küçük yapraklar başlıyor. Çok güzel bir ot. Bunun da inşallah nasıl kullanılıyor, nasıl çay yapılıyor, nasıl yeniliyor onları da gösteririz. Evet. Orman iplikçi. Yani saçma bir isim var ama ne diyelim, bu şekilde. Ama Almanlar ormanın ustası. Ormanın ustası diye isim veriyorlar. Şöyle güzel bir örnek var. Çiçek açmadan daha şifası var. Çiçek açtım artık şifası yok arkadaşlar. Onu da bilmeniz lazım. İnşallah bunu da işte literatürümüze koyduk. Şu şekil. Neyse, bir dahaki seferde bunun daha küçük halini, bir de çiçek açmış halinde göstereceğiz. 3 çeşidi var. Bir çayır yoğurt otu. Orman yoğurt otunu biraz önce gösterdim. Bu da üçüncü tür, orman iplikçi olan yoğurt otu. Üçü de çok şifalı bitki.